Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. İşte Shiba Inu yakma oranının %20 fiyat artışına nasıl tepki verdiği. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Shiba geliştiricilerinden gelen haberleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu'nun en son fiyat performansı, yakma hacminde artışa neden olmadı. Shiba Inu'nun son 7 gün içinde piyasadaki %20'lik fiyat artışına rağmen, varlığın yanma oranı değişmedi. Bir kripto para biriminin yanma oranı, dolaşımdan çıkarılan toplam madeni para sayısının bir ölçüsüdür ve genellik, bir varlığın bir ödeme aracı olarak popülaritesinin ve genel ağ etkinliğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Shiba Inu durumunda, son fiyat artışına rağmen yakma oranı büyük ölçüde değişmedi. Bu, varlığın hala bir ödeme aracı olarak yaygın şekilde kullanılmadığının bir işareti olabilir. Bunun nedeni, ağdaki ana yazma hacminin Shiba, kabul eden ve bunu bir yakma adresine gönderen satıcılar tarafından oluşturulmasıdır ve yakma hacmindeki son düşüşün nedeni, ağ etkinliğindeki düşüş veya popülerliğin azalması olabilir. Jeton, bu endişelere rağmen, Shiba Inu, piyasada son derece iyi performans gösteriyor. Ocak ayında piyasa çapında toparlanmanın başlamasından bu yana varlık, Ethereum veya Solana gibi diğer birçok kripto para birimini geride bırakarak değerinde %79'dan fazla değer kazandı. Basın zamanında, Shiba Inu 0,00015 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yaklaşık %3 değer kazandı. Shiba Inu'daki son fiyat artışı spekülasyonun bir sonucu olabilirken, Shiba Inu fiyatı ile göreceli güç endeksi, RSE arasındaki düşüş eğiliminin oluşmasının da rol oynayabileceğini belirtmek önemlidir. RSE sapması, bir varlığın fiyat performansının gücünü ölçen bir teknik analiz göstergesidir ve genellikle fiyat eğilimlerindeki potansiyel tersine dönüşleri belirlemek için kullanılır. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.